Bu dualara devam edeceğiz. Biz onları, onlar bizim bu vatanda huzur üzere yaşayıp efendim maddi manevi istifademiz için canlarını sefesine feda etmiş kahramanlarımız bizim. Biz onların isimlerini anmadan nasıl sohbet yapacağız yani? Ruhlarına okumadan, isimlerini anmadan toptan pazar 15 şehit ruhuna Fatiha olmaz. Ayıptır bu. Mecbur isimlerini sayacağız şimdi biz. Onlara tabii ne kadar değer versek az. Onun için evvela yani dersimize başlarken bu mübareklerin isimleriyle başlıyoruz. Şehadetlerimizi, fatihalarımızı, hediyelerimizi göndereceğiz. Minnettar olduğumuzu bildireceğiz. Allah'ımızdan çok rahmetler niyaz edeceğiz. Ondan sonra diğer bazı hususlara gireceğiz inşallahurrahman. Şehit askerlerimiz, yani bu benim okuduğum son isimlerden sonraki şehitlerin tümüdür. Arkadaşlara son derece özenle takip ettiriyorum. İnşallah kaçırmamışlardır. Subay İlker Çelikcan, Assubay Cemre Salih Közen, Assubay Deniz Göçkün, Assubay Mustafa Özdemir, Assubay Okan Taşan, Uzman Çavuş Harun Saltalı, Uzman Çavuş Tayfur Hançer, Uzman Çavuş Tolga Artu, Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu, Uzman Onbaşı Özgür Yataktere, Onbaşı Fatih Duru, Er Adnan Ergen, Er Batıkan Avcı, Er Cihan Aksarı, Er Gökhan Çakır, Er Mansur Cengiz, Er Muharrem Öksüz, Er Rasul Coşkun, Er Uğur Yıldız, Er Yusuf Beylem. Bu yarbay vardı, o burada mı? Yarbayımız vardı, üst rütbeli. Neydi adı? İlker? İlker Çelikcan, evet. Subay yazılmış, o üst rütbeli. Allah'ın dinde rütbeye bakmaz ama onun çok kahraman olduğu, saatlerce orada çarpıştığı bilfiil, bir askeri kurtarmak için, bir askeri kurtarmak için kendisini saatlerce, yani en önde şey yaptığı, mücadele verdiği, cihat ettiği haberlere yansıdı. Ya Rabbi ruhlerini şad eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Ruhlerine vasıl olmak üzere biz ne yapabiliriz? Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim ne yapacağımız. Önce dualarımızı yapalım. Bir kelime-i şehadet ki yedi kat gökler yerler terazinin bir kefesine konsa bir kelime-i şehadetin sevabı onlara ağır gelir diyor hadis-i şeriftir. Bir kelime-i tevhidin sevabı. Onun için bir kelime-i şehadet okuyoruz, bir kelime-i tevhid okuyoruz. Ondan sonra ruhlarına hediye ediyoruz. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Burada ya Rabbi bu şehadet ve tevhid ne kadar olsun? Kaç tane olsun? Her an ve saniyede göz açıp kapayacak en az zaman diliminde Allah'ın ilminde bulunanların, ilminin kuşattığı ne kadar şey varsa onların adedince şehadet ve tevhid olsun. Amin. Hepsinin sevabı ruhlerine vasıl olsun. Amin. Amin. Allahümme amin. Mahşere kadar, sabaha kadar bitiremezler. Bu sevap onlara vasıl olunca. Çünkü biz hayatta olduğumuz için bu sevaba nail oluyoruz. Bir de tabii on binler, yüz binler bizle beraber okuyor. Bu yayını izleyenler. Sonra hepsini hediye ediyoruz. Onlar çok seviniyorlar ve memnun oluyorlar. Şimdi bu noktada ben şöyle bir öneri getiriyorum. Sadece dua ile kalmayalım diyorum. Bunu Mehmetçik Vakfı'na bağışlarda bulunalım diyorum. Bu işi biraz ciddiye alalım. Şehit aileleri, şehitler destek görsünler, teşvik olsun. Yani onlar, yani bu millet bizi yalnız bıraktı, acımızla kaldık dememeleri için. İnşallah Mehmetçik Vakfı'ndan işte hesap numaralarını, adresini istedik. Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de önümüzdeki günlerde artık işte onlardan gelen habere göre Mehmetçik Vakfı'ndan şehit askerlerimiz için Mehmetçik Vakfı'na mutlaka yardım yapmanızı, Allah rızası için şehitlerimizin ruhuna vasıta olmak üzere hayırlar ve bağışlarda bulunmanızı birçokları görüyorsunuz. Evlerini, ocaklarını görüyorsunuz haberlerde. Öyle zengin bir aileler değiller. Muhtaç, fakir aileler var, yetimler var. Bunlara yardım yapmanızı ben Allah için rica ediyorum. Evvelce biz de kendimize göre bir ufak tefek bir şeyler yaptık ama şahsen oldu onlar. Şimdi ben genel cemaatimden
Bu artık önemli bir zaman dilimindeyiz. Herkes bir faaliyet yapması lazım. Benden bu kadar geliyor. Lale Gül TV'den takip edersiniz. Mehmetçik Vakfı'nın başka yerlerden de ulaşabiliyorsanız yapın yani Mehmetçik Vakfı'nın bu askerlerimize ruhuna hediye olmak üzere bağışlarınızı bekliyoruz. İnşallahurrahman. Ondan sonra şehit polislerimiz bu sefer tabii polis sayısı yani benim şeyimden sonra 29 tane şu an sırf polis şehidimiz var. İşte 2 hafta içinde bizim sohbetten sonra 29 tane sırf polis. Asker 20 tane. Geçen derginin kapağını yaptık yetmedi. İşine koyduk bir sayfa yetmedi. Bu nedir arkadaşlar ya? Bu nedir ya? Bu ne katliamdır, bu ne zulümdür ya? Ne kudrukluktur ya sen? Ne istiyorsun ya sen? Derdin ne ya? Yiyorsun, içiyorsun, yaşıyorsun. Kimse sana bir şey diyen yok. Doğuda, güneydoğuda özgürlük var, hürriyet var. İnsanlara karışan yok, görüşen yok. Sen ne istiyorsun ya? Esas oranın halkına zarar vermek istiyorlar. Esas oranın halkını tehcir etmek istiyorlar. Oradaki Müslüman Kürtleri oralardan, yerlerinden, yurtlarından etmek istiyorlar. Büyük bir bela yani. Büyük bir bela. Onun için şehit polislerden daha fazla şehit oldu işte bu araçların tabii güvenli olmadığından herhalde. 13 tane, 14 tane bir kere de oldu. Rabbim ruhlerini şad eylesin, kabirlerini nur eylesin. Okuyoruz. Adem can kurtaran Ahmet Akalın, Ahmet Kılıç, Akif Hatunoğlu, Ali Koç, Ali Rıza Güneş, Aydın Naziloğlu, Bekir Serhat Kaya, Burak Zor. Bu mesela şehit olmadan önce ya Rabbim bize de o şehadet şerbetini senin yolunda cesurca savaşarak ulaşmayı nasip eyle diye attığı son şey. Bu kardeşimiz. Burhan Gatfar, Fatih Cilbey, Fehmi Şahin, Haluk Varlı, Hasan Eser, İbrahim Derindere, İbrahim Halil Aksoy, İlker Narin, Kadri Özkara, Mehmet Hüseyin Balta. Onun babasıyla görüştüm. Bursa'dan cemaatimizmiş. Adamcağız beni teselli edecek az daha ya. Ya bir maşallah sabır, rıza, kazaya rıza, kadere teslimiyet. Müslüman insanlar ya. Hep ya. Aileleri öyle. Mehmet Parlak, Murat Savaş Kalem, Mustafa Turanlı, Muzaffer Can Ersoy, Olgun Kurbanoğlu, Tanju Sakarya, Yalçın Talık, Yaşar Doğançay, Yılmaz Dikmen, Yusuf Yelkenci. Bu polislerimiz şehadet şerbetini içmişler. Bizden de bir kelime-i şehadet beklerler. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Bir kelime-i tevhid, bir kelime-i şehadet, bir lafza-i celal. Gökler yerler onun karşısında ağırlık tutamaz ya. Bunların sevabı o kadar ağır. Dağlar gibi rahmetler halinde. Kabirleri nelerde? Vallahu ya'lemu mutekallebekum ve mesbakum. Allah sizin gezip dolaştığınız yerleri de biliyor. Öldüğünüzde yattığınız yerleri de biliyor. Kur'an'da böyle buyuruyorsun. Kurban oldum sana Allah'ım. Hangi makberede medfun ise bu şehitlerimiz hepsinin ervahine teker teker bu şehadetlerden haslan hücum mesubatı dağlar gibi rahmetler halinde şu saatte şu vakitte ihsal eyle ya Rabbi. Kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle ya Rabbi. Bütün yapılan sohbetlerden, okunan Kur'anlardan, Mevlid-i Şeriflerden, zikirlerden, bütün bu vatanımızda, vatan toprakların her köşesinde okunan ezanlardan, namazlardan, sevaplardan onları hissedar eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ruhları için buyurun el Fatiha. Asker ve polis şehitlerimiz ruhları için. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rahmanirrahim. Malik. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. 7 Kur'an-ı Kerim Fatiha'sız. Fatiha'yı kaldır, 7 Kur'an buraya koy. Bir Fatiha'yı buraya koy, 7 Kur'an'ı tartar. Bir Fatiha 7 ayettir, her ayeti bir Kur'an'dan daha ziyade sevap kazandıracak kuvvettedir. Allah bazı surelere fazla kuvvet vermiş. Bu Fatiha-i Şerifeleri hediye eyledik ya Rabbi, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Bu hususta da Türk Emniyet Teşkilatı şehitleri, malulleri, dul ve yetimlerin eğitim ve yardım vakfı var. Bunlara yardım konusunda da Allah rızası için ben teşvik ediyorum.
bunların da hesap numaraları vesairesi Lale Gül TV tarafından işte sizlere ulaştırılacak, ekranlarda gösterilecek. Ama siz kendi imkanlarınızla da ulaşıyorsanız, tabii dikkat edin, resmi kurumlar olsun. Sahtekarlar olur, internette çok oluyor böyle dolandırıcılar. Bunlara dikkat etmek lazım. Resmi kurumlar olduğuna dikkat ederek doğru hesap numaralarına yatırmak lazım. Bu şehitlerimizin ruhlarına gitsin, çoluk çocuklarına hediyeler gitsin, işte kurbanlar kesiliyor, etler gitsin. Sizin de sevabınız olsun, iştirak isteğiniz olsun. Allah Teala kabule karihin eylesin. Amin.